Gülyüz Duran tam 17 yıl önce 2 yaşındaki kızını annesine emanet edip bir evlilik yapmıştı. Kızını bırakma nedeni de üvey babanın onu istememesiydi. Kızı şimdi 17 yaşında. Annesini hiç görmedi. Sadece o değil üstelik. Başka gören de olmadı. Öyle anlatıyor aile. Hayatta mı değil mi bunu bile bilmiyorlar. Kendisi ortada olmadığı gibi yıllardır ona ait hiçbir resmi kayıt da yok. Annemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sağ mı, ölü mü, diri mi hiç bilmiyorum. Damata telefon ediyor bana, diyor ki kızım düğün bayramlarda valim getir bana, getirmiyor. İşte ne yapacağız böyle. Eda Türe annesi Gülyüz Duran'ı en son 15 yaşındayken dedesinin cenazesinde gördü. O günden sonra Gülyüz Duran sırra kadem bastı. Kızı bir daha onun ne yüzünü görebildi ne sesini duyabildi ama aramaktan vazgeçmedi. Tam 17 yıldır onu arıyor ama sonuç hep bir bilinmezliğe çıkıyor. Onu anneannesi Havva İnci büyüttü. Havva İnci de kızını en son eşinin cenazesinde gördü. Ne bir telefon ne bir ses, hiçbir şey yok anneme dair. Zaten hiçbir yere kaydına rastlamadım. Ben çok araştırdım. 2008'in Nisan ayında nüfus müdürlüğünden kaydını sildirmiş. Ve bir daha hiçbir yere kayıt ettirmemiş annem kendisine. Kayıp Gülyüz Duran'ın eşi Necati Duran'sa iddiaya göre aileyi sadece ankesörlü telefondan arıyor. İşte annem benim yanımda. Annen işte şeker hastası oldu. Annen işte yatıyor. Şöyle böyle demeye başladı. Ben de dedim ki annem dedim hastaysa dedim 17 senedir neden bir hastanede kaydı yok dedim. Orası dedi seni ilgilendirmiyor dedi. Bu bana hakaret etmeye başladı. Ertesi günü aradı beni. İşte dedi ki annenle dedi seni konuşturacağım dedi akşamla dedi. Arayacağım dedi. Kapatış oldu. Ne aradı ne de sordu yani. Kayıp Gülyüz Duran'ın eşi Necati Duran'ın abilerinin ve amcalarının yaşadığı sokaktayız. Şimdi onlara soracağız. Bakalım Gülyüz Duran hakkında bir şey biliyorlar mı? Paşa bir amcası ya, akrabası tamam, ya. Amcası ama ilgilenmez ki. Kim olursa olsun kimse kimseye karışmıyor. Herkes başka yerde. Gülyüz Duran'ın kızı Eda Türen'in şimdi tek bir isteği var. O da annesine bir an önce ulaşabilmek. Sağsa çıksın diyorum. Hani ölüyse ölüsünü bulalım diyorum.